Lice'nin Kayacık köyündeki jandarma karakolundaki ek bina inşaatı nedeniyle çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı. Olaylar sırasında yıllık izni için kiraladığı araçla yola çıkan uzman çavuş Yetkin Beğen, teröristler tarafından kaçırılmıştı. 4 gün sonra Beğen, Diyarbakır'ın ofis semtinde serbest bırakıldı. Uzman çavuş Yeğen yaşadıklarını anlattı. Yolun kesildiği bölgeye yaklaşınca söz konusu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede kayalıklar üzerinde oturan elinde uzun namlulu silah olan iki kişiyi fark ettim. Yolu kapatan şahıslardan ikisinin ellerinde molotof kokteyli vardı. Aracı durdurulan uzman çavuş Beğen torpido gözünde silah bulununca araçtan indirilerek tartaklanıp ellerinin arkadan bağlandığını ve gözlerine göz bağı takıldığını anlattı. Uzman çavuş bir araca bindirildiğini ve bir köy yolunda eli silahlı 3-4 teröriste kendisinin teslim edildiğini belirtti. 1 Temmuz akşamı beni BDP yetkililerine teslim edeceklerini söylediler. Yaklaşık yarım saat yürüdükten sonra bir yola indirdiler. Beni ikisi silahlı 5 kişilik bir gruba teslim ettiler. Bu grupta aynı gece aralarında bir kadının bulunduğu 4 kişilik başka bir gruba beni teslim etti. Gece saat 23 sularında Diyarbakır il merkezine vardık ve beni ofis semtinde serbest bıraktılar. Beğen teröristlerden birinin Kayacık köyündeki olayla ilgili alıkonduğunu söylediğini anlattı. Uzman çavuş Yetkin Beğen, terörist grubun Kayacık köyündeki olayları organize etmek amacıyla bu bölgeye geldiğini, Kayacık köyüne arkadaşlarının sivil kıyafetli olarak gittiklerini açıkladıklarını söyledi. Uzman çavuş Yetkin Beğen, teröristlerin kendisine özellikle bölgede kenevir tarlalarına yönelik yeni operasyonlar planlanıp planlanmadığına yönelik sorular yönelttiğini anlattı.